Herkese merhaba. Bugün kanalda daha önce incelemesini yaptığım Unique Q500 Typhoon 4K modelinin test uçuşunu yapmaya çalışacağız. Bu test uçuşunun yanı sıra uçuş modellerinin ne tür farklılıklar yarattığını, otonom uçuşlar, watchman ve follow-up detaylı şekilde umarım anlatmaya vesile olmuş olacağım. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda bu tür videolar için kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Videonun devamında görüşeceğiz. Evet, şimdi hava biraz rüzgarlı ama yine de uçuşumuzu yapalım. İlk önce Typhoon'umuzu uçağa hazır hale getireceğiz. Kutudan çıkarıyoruz. Hemen göstereyim. İlk yapmamız gereken şu pervane koruyucusunu, gimbal koruyucusunu çıkarmak olsun. Aklınıza bulunsun, bununla birlikte uçuş yapmayın. Daha sonra bir tane batarya alıyoruz tabii ki. Sonra da pervanelerimizi takıp uçuşa hazır hale geleceğiz. Pervane bataryalarınızın tam olarak şarjlı olduğundan emin olun. Mümkün oldukça uçuş yapacağınız gün şarj etmeye çalışın pillerinizi. Yani uzun süre önce şarj ettiğiniz pilleri kullanmayın. Zaten pillerinizi uzun süre boyunca şarjlı halde de bırakmayın. Pervanelerimizi hemen takıyoruz. Daha sonra uçuşa geçiyoruz. Her ne kadar kendinden kitlemeli olsa da bu pervaneler, ben tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, şöyle birazcık sıkarsak eğer tamamdır zaten. Evet, şu an gördüğünüz gibi hazır olmak üzereyiz. Şimdi bataryamızı yerine takalım. Hemen düzgün taktığımızdan emin olalım. Taktıktan sonra da şu ufak yerine oturma şeyini yapmış olalım. Daha sonra kalkış yapacağımız düzgün bir alana quadcopterimizi koyalım. Koyduğumuz yerin altında kamerayı engelleyecek herhangi bir şey olmamasına dikkat ederseniz sizin için iyi olur. Şimdi ilk yapmamız gereken şey kumandayı açmak. Kumandayı açtıktan sonra, yani tabii bir süre bekleyeceğiz ki kumanda sistemimiz kendine gelsin. Yani Android sistemimiz çalışsın. Şöyle gözüktüğü üzere. Açıldıktan sonra Unique Typhoon'u açacağız. Tabii ben bir yandan da kafamda neyin çektiğini görmeye çalıştığım için. Böyle tek kamerayla zor oluyor ama. Evet, kameraya da şu an, telefona da görüntü gelmiyor. Aynen, şu an kumandamız açıldı. Daha sonra quadcopterimizi açıyoruz. Açtıktan sonra belirli bir süre kadar GPS lock almayı bekleyeceğiz. Poşet uçuyor, poşeti getirebiliriz. Evet, şimdi bir süre GPS'e bağlanmayı bekleyeceğiz. Şu anda radyo kontrolümüzle, yani kumandamızla telefonumuz birbirine bağlandı. Şimdi kamera görüntüsü de bağlandı ve evet, şu an görüldüğü üzere kamera görüntümüzü alıyoruz. Tabi ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle yapsam acaba gözükür mü? Şöyle biraz da olsa görüyoruz. Uçuş modumuz Smart olarak başlayacağız. Smart için buradaki switch'i en üst konuma alıyoruz. Daha sonra uçuşu Rabbit modunda başlatacağım. Daha hızlı yükselebilmesi için, yani biraz daha rahat bir şekilde uçabilmek için. Eğer siz yeni başlıyorsanız Turtle, yani kaplumbağa modunda da başlayabilirsiniz. Böylece quadcopter'in tepkileri biraz daha yavaş olacaktır. Şu anda gördüğümüz kadarıyla kumandamızın 7 tane şeye bağlandığını görüyoruz, GPS uydusuna. Quadcopter'imizde GPS'i 15 tane uyduya bağlanmış ve şu anda kalkışa hazır bir şekildeyiz. Aslına bakarsanız şuradan video kaydını başlatacağım. Video kaydımız başladığı zaman şurada gördüğünüz timer'ın zamanlayıcımız da başlamış oluyor. Smart modda kalkış yapacağımız zaman smart modda smart circle diye de bir olay var. Bu circle'da, yani belirli bir çember var. Yaklaşık 7-8 metre uzakta olmanız gerekiyor. Çünkü 7-8 metre kadar yakın olduğunuz zaman quadcopter'imiz çalışmıyor. Şimdi biraz uzaklaşalım. Uzaklaştıktan sonra quadcopter'imizi arm edeceğiz ve bu
uçuşa başlayacağız. Arm etmek için şuradaki start stop tuşuna basılı tutuyoruz 3 saniye kadar. Daha sonra gördüğünüz şekilde bu atlamamızın pervaneleri başlıyor çalışmaya. Ve yavaşça soldaki stimimize gaz vererek yükseleceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi rabbit moddayken biraz daha hızlı kalkıyor. Şu an ben kalkış yaptıktan sonra belirli bir süre quadcopter'in havada hover pozisyonunda durmasını istiyorum. Hover pozisyonunda dursun ki hani ne tür bir durumdayız onu görebilelim. Şu an biraz rüzgarlı olduğu için hafif sallanmalar var görüyorsunuz. Fakat çok yüksek bir rüzgar da yok. Biraz sallanma fazla şu an görüldüğü üzere. Smart moddayız. Smart moddayken quadcopter'in burnunun nereye baktığı önemli değil. Yani sağdaki stiğimizi biz ne tarafa ittirirsek eğer o tarafa gidecektir. Şöyle tekrardan hover pozisyonunu alayım. Şimdi quadcopter'imizi bize doğru döndürelim. Ve birazcık bizi çeksin. Şu an rüzgara karşı nasıl savaşmaya çalıştığını görüyorsunuzdur. Slider'ımızı yukarı alalım ki kamera bizi görsün. Bu dakikaya kadar kameranın bize baktığını, bakmadığını fark edememiştim ama. Gördüğünüz gibi ileri de itsek şu anda şey oluyor. Şu an angle modu aldım. Angle moddayken evet kuşlar biraz fazla geliyor ama kuşlardan daima sakınmaya çalışın. Çünkü bazen dalış yapıp size saldırmaya çalışıyor. Özellikle martılar. Bu konuda biraz sıkıntı yaratabilir. Şu an gördüğünüz gibi smart moddayız. Kamera bize doğru bakıyor. Şöyle göstereyim. Şu an bizi çekiyor. Otonom uçuşlarımızı aslında yapabilmek için smart moddayız demişim. Angle moddayız. Şu anda quadcopter'in burnu nereye bakıyorsa önemli. Çünkü bu moddayken sağdaki stiği ileri ittiğimiz zaman ileri gidecek. Yani burnu ne tarafa bakıyorsa o yönde ileri gidecektir. Geriye ittirdiğimiz zaman geriye gidecektir. Fakat smart moddayken bu tamamen farklı oluyor. Kopterin burnu nereye baktığı önemli olmuyor. Sizin bulunduğunuz konum önemli oluyor. Akıllı uçuş, otonom uçuş modlarını gerçekleştirebilmek için aslında smart modda bulunmamız gerekiyor. Şimdi smart modu alacağım. Smart modu aldığımız zaman hafiften nedense salınımlar yapıyor. Bunun olmaması lazım bu kadar ama hava rüzgarlı olduğu için dediğim gibi birazcık bununla savaşıyor ve bunu halletmeye çalışıyor olabilir. Şimdi sağ tarafta turunculaşmış, yani ekranımızın sağ tarafında bir göz var. Orada turunculaşmış olduğu zaman bu şu manaya geliyor. Quadcopter'de kumandada yeteri kadar uyduya bağlı GPS uydusuna ve bu sayede sizi takip edebilir. Şimdi follow me deneyeceğiz. Şu an yeşilleşti. Yani tabii ekranda göremiyorsunuz büyük ihtimalle ama şu anda quadcopter ben ne tarafa gidersem beni takip edecek. Şöyle hafiften görüyorsunuz. Şu anda tamamen ya ben hiçbir şekilde kontrol etmiyorum ve quadcopter beni takip etmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi beni takip et modu bu şekilde aktifleştiriyor. Şöyle birazcık gerilediğim zaman da quadcopter'imiz bizi, tayfunumuz diyeyim, bizi takip ediyor. Aslında bu çok güzel ve kullanışlı bir özellik olabilir. Yani çekeceğiniz kompozisyona bağlı olarak değişir tabii ki bu. Şöyle göstereyim. Yani gördüğünüz gibi kumandaya hiçbir şekilde dokunmuyorum fakat tayfun benim bütün hareketlerimi kontrol ediyor. Tabii bunun için olması gereken şeyler şunlar. Unutmayın yani açık bir hava lazım. GPS uydularının rahatça görünebiliyor olması lazım ki hem Typhoon hem de kumandamız yeterli sayıda GPS uydularına bağlanmış olsun. Bu sayede quadcopter'imiz bizi takip edebiliyor. Kendisine doğru gittiğimiz zamansa gördüğünüz gibi benden uzaklaşıyor şu anda. Şimdi quadcopter'imizi smart moda aldık. Smart moddayken watch me fonksiyonunun nasıl olduğunu göstereceğiz. Watch me fonksiyonundayken kopterin yağ hareketi yani şu hareket çalışmıyor, aklınızda bulunsun. Watch me modunda kamera daima kumandayı takip etmeye çalışıyor. Yani bir nevi hem sizi takip ediyor hem de point of interest gibi etrafımızda dönme hareketlerini bununla yapabiliyor. Şimdi watch me modunu almak için şu sağ üstteki göz tuşuna tıklıyoruz. Göz tuşuna tıkladığımız zaman şu anda watch me modunda. Hani watch me modundayken kamera sürekli bizi takip edecek. Böyle gördüğünüz üzere. Bulunduğumuz bu çaptan itibaren mesela sağdaki stiğimizi sağa doğru ittirdiğimiz zaman kamera gördüğünüz gibi sürekli bize bakmaya çalışıyor.
Gördüğünüz üzere yani point of interest yapıyoruz otomatik bir şekilde aslına bakarsanız. Şu anda kamera sürekli hani bizi odaklamaya çalışıyor diyeyim. Tabi rüzgar olduğu için birazcık bunlar sıkıntı yaratabiliyor. Şöyle gördüğünüz üzere şimdi tabi kendimize doğru çekelim biraz kopterimizi. Biraz daha yakın olsun ki bize daha net bir şekilde dönüşümüzü yapabilelim. Şu an gördüğünüz gibi bize daha fazla yaklaşmaya yaklaşmamasının sebebi Smart Circle denilen güvenlik çemberinin olması. Gördüğünüz üzere şu anda bizi takip etmeye çalışıyor. Bu moddayken yükselip alçalabiliyoruz. Ama dediğim gibi yağ hareketi kesinlikle çalışmıyor bu modda. Çünkü kamera sürekli kumandayı görmeye çalışıyor. Şöyle bir de sol tarafa doğru hafiften bizi takip etmesini isteyelim. Tabi rüzgarlı olduğu için biraz çok net bir takip yapabildiğini söyleyemiyorum şu an. Yani bir yandan da çünkü ekranı izlemeye çalışıyorum. Biraz daha kendimizi merkeze almamız gerekiyor. Evet, rüzgar olmadığı zaman şu an gördüğünüz şekilde şu an nedense bizi takip etmeyi bıraktı. Çünkü Watch Me modundan çıkmış. Şimdi tekrardan bize doğru gelmeye çalışıyor. Watch Me moduna tekrar almıştı ama şimdi Watch Me modunu iptal ettik. Bu yüzden yağ hareketimiz de çalışabiliyor şu anda. Şimdi daha sonra Follow Me modunu almaya çalışacağız. Biraz rüzgarlı, gördüğünüz gibi rüzgardan dolayı hafifçe sıkıntılar yaşayabiliyor quadcopter. Şimdi tekrardan Watch Me modunu aldık. Bu sefer sadece hani yan tarafa doğru yürüyeceğim ve quadcopter'in bizi takip etmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi biraz üstümüze doğru geliyor. Şöyle sola doğru yürüyeyim. Yani Watch Me modu kesinlikle eğlenceli. Tabii quadcopter'e çok da yaklaşmamanız gerekiyor. Evet, şimdi Smart'tan Angle moda geçeceğiz. Angle moda geçtiğimiz zaman artık quadcopter'in burnunun ne tarafa baktığı önemli. Gördüğünüz gibi quadcopter'im şu an angle modda ve angle moddayken sağdaki stiğimizi ileri ittiğimiz zaman quadcopter'in burnu ne tarafa bakıyorsa o tarafa gidecektir. Yani bu durumda yağ hareketi çok önemli ve hani quadcopter'in oryantasyonunu bilmeniz önemli. Bunun için biraz daha tecrübeli kullanıcıların hani bu modda kullanması tavsiye ediliyor. Son olarak hani modlar, bunlar uçuş modları, farklı farklı hani uçuş modları olarak bunlar. Hava biraz rüzgarlı olduğu için belki de tam net olarak anlatamamış olabilirim. Bir de bir yandan quadcopter'ı kullanıp bir yandan anlatmaya çalışmak gerçekten zor benim için. Umarım faydalı bir şeyler olmuştur. Şimdi daha sonra yapacağımız başka bir şey kalmadı sanırım. Anlatacağım başka bir şey kalmadı. Şimdi quadcopter'imizi inişe geçirelim. Şöyle düz bir alana indirmemiz bizim için daha doğru olur. Hava da biraz rüzgarlı olduğu için zaten indirişte birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Sıkıntı yaşamamak adına inişe geçeceğimiz zaman soldaki stiğimizi, bu arada ben angle modda indiriyorum genelde. Hani smart modda da indirebilirsiniz. Şöyle çibenlik alana indireyim, ne olur ne olmaz. Çünkü hafiften rüzgar var. Dediğim gibi rüzgarın ne yapacağını hiç bilemezsiniz. İneceğimiz alanın mümkün olduğunca temiz bir bölge olmasına dikkat edin ki yere indiği zaman gimbalımız vesaire herhangi bir sıkıntı yaşamasın. Evet, inişi yapıyoruz. İnişimizi yaptıktan sonra 3 saniye kadar yine arm ve disarm tuşumuza basıyoruz ve quadcopter'imizin motorlarını durduruyoruz. Daha sonra quadcopter'i kapatmadan önce ilk yapmamız gereken şey, eğer video kaydı yapıyorsanız video kaydını durdurmak. Aksi takdirde video kaydını durdurmadan önce quadcopter'i kapatırsanız eğer video kaydınız büyük ihtimalle olmayacaktır. Böyle bozuk bir dosya şeklinde olacaktır. Onu kurtarmakla uğraşırsınız. Çoğu zaman da düzgün bir şekilde kurtarılamıyor. Unique Typhoon Q500'ün test uçuşu bu kadardı. Şimdi pili değiştireceğim. Ekstra bir şeyler anlatabilirsem anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Videonun devamında görüşeceğiz. Ya da videoyu burada sonlandıracağım. Bilemiyorum. Şu an hava biraz rüzgarlı olduğu için daha fazla uçup uçmamak konusunda kararsızım ama göreceğiz bakalım devamında neler olacak.